Muhterem kardeşlerim, bugünkü konumuz din istismarına karşı sahih dini bilginin önemi hakkında olacaktır. Değerli kardeşlerim, öncelikle din nedir? Onun tarifini yapalım. Din, akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi bir kanundur, kanunlar manzumesidir. Din, Allah'ın kelamıdır, Allah'ın hükmüdür, Allah'ın emridir, Allah'ın nehyidir, Allah'ın kanundur. Resulullah, Allah'ın Resulü, Allah'ın dinini yeryüzünde tebliğ eden, beyan eden ve en güzel şekilde yaşayan bir elçidir. İnnemâ bu'ithtu li'utemmime mekârimel ahlâk. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak ve göstermek için gönderildim buyuran Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en güzel örnekliğin kendi hayatında olduğunu ifade etmektedir. En güzel örnekliğin kendi sünnetinde, yani sözlerinde, fiillerinde, davranışlarında, emirlerinde, nehilerinde, tavsiyelerinde olduğunu bizlere ilan etmektedir ve göstermektedir. Öyleyse dinin iki ana kaynağı Kur'an ve Kur'an'ın en doğru açılımı, tefsiri olan veya yaşanan Kur'an olan sünnettir. Dinin iki kaynağı Kur'an ve sünnettir. Birinci kaynağı Kur'an, ikinci kaynağı ise sünnettir. Kur'an, Allah'ın kelamı, ilahi kelamdır. Sünnet, Allah'ın Resulü'nün uygulamalarıdır, sözleridir, fiilleridir, davranışlarıdır, tavsiyeleridir, teyitleridir, takrirleridir. Onun teyidi, takriri, fiili, sözü, davranışı Kur'an'ın beyan etmiş olduğu şekilde cereyan eder, Allah'ın rızasına uygun bir şekilde cereyan eder. Bunu Allah-u Teala Kur'an'da bizlere beyan ediyor. Mealen buyuruyor ki, o Allah'ın elçisi heva hevesinden konuşmaz. Onun konuştuğu şeyler kendisine indirilen vahiydir. Vahyin açılımıdır. Vahyin doğrultusundadır. Vahyin talebine, arzusuna uygun olarak cereyan eder. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O konuştuğunda, bir şey söylediğinde kendiliğinden, heva hevesinden, aklından, kendi öz düşüncesinden söylemez. Onun nutk ettiği şey, onun konuştuğu şey, onun tavsiye ettiği, emrettiği, nehyettiği her şey kendisine indirilen vahiydir,
vahyin doğrultusunda bunu yapar. Peygamberimiz ibadetler konusunda kendisinin örnek alınmasını emrederken şöyle der: Sallu kemâ ra'aytumûni usalli. Namazınızı ben nasıl kılıyor isem öyle kılın. Size nasıl gösterdiysem öyle kılın, öyle tatbik edin. Yine hac konusunda da Huzû annî menâsikekum. Benden hac ibadetinin gereklerini, farzlarını, rükünlerini, tatbik şeklini, uygulama şeklini alın. Nasıl yapıyor isem siz de öyle yapın der. Anlamamız gereken ve bilmemiz gereken gerçek şudur ki biz Allah'ın razı olduğu bir kul olmak istiyor isek Kur'an'a ve sünnete göre yaşamamız gerekiyor. Kur'an'a uymamız gerekiyor. Sünnete uymamız gerekiyor. Bütün davranış şekillerini Kur'an'dan almamız gerekiyor. Bütün helalleri, haramları, bütün nizamı, intizamı, hatta siyasi, iktisadi, askeri, ekonomik, içtimai alanda, eğitim alanında, bütün hayatın bütün alanlarında rehberimiz Kur'an olmalıdır ki biz Kur'an'ı başımızın tacı yaptık diyebilelim. Biz Allah'ın kitabına iman ettik ve gereğini yerine getirdik diyebilelim. Biz Allah'ın Resulü'nün Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna inandık, iman ettik. Onu elçi olarak kabul ettik. Onun sözlerini aldık, emirlerini aldık, tatbik ettik. Yasakladığı şeylerden de uzaklaştık diyebilelim. Allah'a iman etmek bunu gerektiriyor. Allah'ın kitaplarına, kitabına iman etmek bunu gerektiriyor. Allah'ın Resulüne ve Resullerine iman etmiş olmak bunu gerektiriyor. Biz bugün çocuklarımıza İslam'ın şartlarını, imanın şartlarını öğretirken bunları madde madde öğretiyoruz. Ancak bunun ne manaya geldiğini, bu ölçülerin, bu maddelerin, bu kanunların, bu inançların üzerimizde hangi değişiklikleri yapması gerektiğini öğretmiyoruz, öğretemiyoruz. Allah'a iman etmiş olmak İmanın şartının birincisidir diyoruz. Ancak iman etmiş olmanın hayatımızda nasıl bir değişime sebep olması gerektiğini anlamış değiliz, anlatmış da değiliz. Allah'a inanmış olmanın neyi gerektirdiğini anlamış değiliz, anlatmış da değiliz. Allah'ın meleklerine İman etmiş olmanın, yine herkese Allah'ın göndermiş olduğu kitaplara, Resullere iman etmiş olmanın neyi gerektirdiğini, hayatımızı nasıl tanzim etmemiz gerektiğini, hayatımızda nasıl bir etkisi olması gerektiğini anlatmış değiliz, anlamış değiliz.
Yine herkese imanın şartlarından olan ahiret gününe iman meselesinde de yine sınıfta kalıyoruz. Çocuklarımıza imanın şartlarını öğretirken Allah'a, onun meleklerine, onun kitaplarına, onun resullerine, kaza ve kadere, ahiret gününe inanmak olarak anlatmış olmamıza rağmen bu maddeler ezberde kalıyor, beynimizde, kalbimizde bir değişiklik hakkıyla olması gereken bir reaksiyonu, bir değişikliği gündeme getirmiyor. Ahirete inanmamız lazım, inanıyoruz diyoruz, ancak ahiret yokmuş gibi yaşıyoruz. Herkes öyle değil muhakkak, ama çoğunluk itibariyle bugün ben de Müslümanım diyen insanların ezici bir çoğunluğu sanki ahiret yokmuş, hesap günü yokmuş, dünyadaki malından, mülkünden, zürriyetinden, kendisine verilen güçten, kuvvetten, gençlikten hesaba çekilmeyecekmiş gibi davranıyor. Bu konuda büyük bir gaflet içerisine dalıyor. Çocuklarımıza bunları anlatabiliyor muyuz? İman etmenin neyi gerektirdiğini, hangi şeyleri alıp hangi şeyleri bırakmamızı gerektirdiğini anlatabiliyor muyuz? Ahirete iman etmiş olmanın, ahirette nimet sahibi, cennet sahibi, huzur ve mutluluk sahibi olabilmek için hangi amelleri, hangi inançları, hangi tatbikatı, uygulamaları, hangi ahlaki ilkeleri hakkıyla yerine getirmemiz gerektiğini tafsilatlı bir şekilde anlatabiliyor muyuz? Yani çocuklarımız maddeler halinde ezberlemiş olduğu imanın şartlarının ne manaya geldiğini, bizden ne istediğini, toplumdan ne istediğini, hangi değişiklikleri yapmamızı, hangi hataları bırakmamızı, hangi doğruları almamızı istediğini hakkıyla anlatabiliyor muyuz? Anlatamıyoruz. Anlatmadığımız için ezberci bir nesil yetiştiriyoruz. Her şeyi madde madde ezberlemiş, ancak içeriğine vakıf olmayan bir nesil yetiştiriyoruz. Allah'a inanan, ancak Allah'a inanmanın neyi gerektirdiğini bilmeyen bir nesil yetiştiriyoruz. Peygambere inanan, ancak peygambere iman etmenin neyi gerektirdiğini bilmeyen bir nesil yetiştiriyoruz. Kitaba inanmanın imanın şartlarından biri olduğunu söylüyoruz. Ancak yetiştirmiş olduğumuz nesil kitaptan bir haber. Kitabı tanımıyor. Hatta ve hatta kitabı tanısın diye hafız yapmış olduğumuz çocuklarımız Arapçasından Kur'an'ı ezberleyebiliyor, ancak içeriğine, manasına, ahkamına yine vakıf değil. Yani Kur'an'ın içeriğinden bir haber, habersiz. Bilmiyor. Allah neyi emretti Kur'an'da bilmiyor. Neden sakındırdı bilmiyor. Hangi geleceğe dair hangi olaylardan bahsediyor veya tarihte olmuş olan olaylardan hangilerinden bahsediyor? Buna vakıf değil, bunu bilmiyor. Çünkü Arapçasından ezberlemiş, ne manaya geldiğini öğrenmek için yeni bir gayret içerisine girmemiş. Hafız olunca, hafızlık diplomasını alınca ben Kur'an'ın hafızıyım nokta diyerek sanki menzile
ulaşıldığını zanneder bir hale gelmiş. Halbuki Kur'an'ın Arapçasını ezberleyen bir hafız, Allah burada hangi hükümleri söylüyor diyecek, o hükümlere vakıf olacak, Arapçasından, aslından, orijinalinden okumuş olduğu ayetlerin bizim dilimizde ne manaya geldiğini bilecek, anlatacak ve buna davet edecek, bunu tebliğ edecek. Bu olmayınca onun gerçekten bir hafız olması söz konusu değil. Kur'an'ın manasından habersiz olan bir hafızın gerçek manada hafız olması mümkün değil. Ve ben hafızım diye de ortaya çıkması doğru değil. Ne yapması gerekir? Ben Kur'an'ın hafızıyım diyen bir genç, ben Kur'an'ın Arapçasını ezberledim, ancak kendi dilimizde ne manaya geldiğini, hangi hükümleri içerdiğini de biliyorum. Çünkü ben Arapçayı da tahsil ettim. Okuduğumda direkt olarak anlıyorum hükümleri, anlatabiliyorum demiş olması lazım, diyebilmesi lazım. Birçok görevlimiz hafızlığını bitirmiş, hafızlığını bitirdiği için devlet onlara artı bir puan vererek onları imam hatiplik makamına getirmiş. İlk 5 senede hafızlık unutuluyor, hafızım diyor ama okuyamıyor. Habersiz Kur'an'ın manasından, ahkamından habersiz, ahlakından tam olarak istifade etmiş değil. Dolayısıyla bu eksiklikler toplumumuzda büyük bir eksiklik olarak görülüyor ve bu eksiklikler giderilmedikçe toplumumuzu hayırla, doğruyla, gerçek iman ile, gerçek İslam ile buluşturmamızda zorlaşıyor. Ezberci bir nesil yetişiyor. Sahnede görüntüsü olan, kamuflajı olan ama kalbinde yeterli derecede İslam'ın ahlakının olmadığı, kalbine ve davranışlarına, sözlerine İslam'ın ahlakının yansımadığı nesiller yetişebiliyor. Veya ne oluyor? Bilmediğinden dolayı ben biliyorum İslam'ı, ben bu ayeti tanıyorum, ben bu hadisin manasını biliyorum diyen bazı insanlar kötü niyetli olabiliyorlar. Ve bu kötü niyetleriyle beraber Arapça olan bu ayetleri, bu hadisleri okuttukları öğrencilerine, derslerine gelen talebelerine ve onları dinleyen halka yanlış bir şekilde anlatmak suretiyle bütün insanları, bütün Müslümanları yanlışa doğru sevk ediyorlar. Durum öyle bir hale gelebiliyor ki bu neslin, bu milletin çocukları, bu vatanın evlatları uçağa binip halkını bombalayacak kadar ileri gidebiliyor. 15 Temmuz'da buna şahitsiniz. Milletin meclisini bombalayacak kadar ileri gidiyor. Tanklarla Sincan'da, Mamak'ta, efendim Kahramankazan'da yolda ailesiyle beraber seyreden, hiçbir şeyden haberi olmayan insanların üzerinden tanklarla geçerek bunu din adına yapabiliyor. O insanları, çocukları, kadınları, masum insanları öldürürken sanki cenneti hak ettiğini düşünüyor
onların ölmesi gereken kafir güruhu olarak görüyor. Belki de orada bir yakını var, belki orada bir akrabası var, belki orada annesi var, belki babası var, hiç umurunda değil. Kendisine verilen emri tatbik etmek suretiyle bir zulmün, bir katliamın, bir ihanetin altına imzasını utanmadan, çekinmeden atabiliyor. Nasıl bu nesil bu hale geldi? Füzelerin düğmesine, o kırmızı düğmeye parmağını götürürken Bismillahirrahmanirrahim diyen o hain bunu yaparken nasıl oldu da hayırlı bir iş yaptığını zanneder hale geldi. Masum insanları öldürürken, öldürmek için füze kullanırken, bombalar atarken, insanların kemikleri dahi bulunmadı. Kimyasal sayılabilecek insanların yüksek ısıyla beraber kemiklerinin dahi eridiği özel harekat merkezine o bombaları atarken Bismillahirrahmanirrahim diyerek atan bir nesil ortaya çıkmış. Bunu yaptılar. Demek ki devlet bütün sorumluluğu üzerine alıp sahih kaynaklardan sahih dini halkımıza öğretebilseydi, ne üdüğü belirsiz, emri nereden aldığı belli, arkası İsrail'e, Amerika'ya, İslam'ın düşmanlarına dayanan direktifleri ve emirleri onlardan alan büyük bir ihanetin altına imza atacak kadar vatanına, milletine, devletine ihanet içerisinde olan bu mihraklara asla fırsat vermeyecekti, vermemelidir. Din eğitimi ne üdüğü belirsiz cemaatlerin eline bırakılacak kadar önemsiz bir şey asla değildir. Devlet bütün sorumluluğu üzerine alarak sahih dini bilgiyi Kur'an ve sünnet ışığında ve kaynaklığında halka, vatandaşa, millete anlatmak zorundadır. Bu mesuliyeti hissetmek zorundadır. Gereğini hakkıyla yerine getirmek zorundadır. Bir ayetin manası cemaatten cemaate değişemez. Ne üdüğü belirsiz, emri nereden aldığı belirsiz insanların, efendim bir takım hoca diye ortaya çıkmış insanların ağzında, ifadesinde ayetlerin, bir aynı ayetin ne manaya geldiği, o ayetten hangi hükümlerin çıktığı konusu değişmemelidir. Yani insanlar kendi cemaatlerinin menfaatine göre, kendi gruplarının menfaatine göre bu ayetleri yorumlama hakkına sahip değildir. Devlet burada da ağırlığını koymalıdır, sorumluluğunu almalıdır. Ve işin ehli olan insanlar bu ayetleri anlamalı, anlatmalı, ne hükme geldiğini, hangi hükümleri içerdiğini vatana, millete, devlet anlatmalıdır. Yoksa herkes kendi kafasına göre bir İslam ortaya çıkartıyor. İslam adına bu millet bombalanıyor. İslam adına bu milletin meclisi, bu milletin ordusu, bu milletin polisi bombalanıyor. Öyleyse bırakmayacaksın.
bu insanların inisiyatifine dini eğitimi bırakırsan gelecek olduğu nokta böyledir. 15 Temmuz çok kötü bir örnektir. Ama başka 15 Temmuzların olmayacağını garanti edebilir miyiz? Edemeyiz. Öyleyse devlet ağırlığını koyacak, sorumluluğu alacak, Kur'an'a ve sünnete, hakiki manada Kur'an'a ve sünnete uygun olmayan yaklaşımları engelleyecek, uygun olmayan yorumları engelleyecek. Nerede olursa olsun, isterse yüksek öğretimde olsun, yakasını tutacak. Ey profesör, sen ne diyorsun, milletin aklını karıştırıyorsun? Ne diyorsun, sünnete gerek yok diyorsun diyecek. Ümüğünü sıkacak. Sünnete gerek yoktur diyen bir akademisyenin üniversite yeri yoktur. Kur'an Allah'ın kelamı olmayabilir diyen bir akademisyenin bu devletten, bu milletin vermiş olduğu vergilerden maaş alma hakkı yoktur. Bu gibi insanların, bu insanların çocuklarını, zürriyetlerini, neslini ilim almak için giden, ilim almak, İslam'ı öğrenmek için üniversitelere giden, ilahiyat fakültelerine giden çocuklarımızın zihinlerini kirletmeye hakları yoktur, hadleri de yoktur. Hak yoktur, olamaz. Buna bir dur demeli. Buna dur demeli. Devletimiz burada üzerine düşen sorumluluğu almalıdır. Nedir yahu? Herkes önüne geldiği gibi bir dil anlayışı ortaya çıkartıyor. Nedir? Kur'an'a saldıran bir ilahiyatçı profesör olabilir mi? Peygamberimizin sünnetine saldıran, onun sünnetinin gereksiz olduğunu düşünen bir profesör ne iş var? Bizim din eğitimimizde, yüksek öğretimimizde ne iş var? Devlet bunlara önlem alıyor. Almıyor diyemeyiz. Alıyor. Gerekli hassasiyetler, gerekli şikayetler olduğunda devlet önlem almak için harekete geçiyor. Geçmelidir, geçiyor. Ancak bu hassasiyetin oluşması için milletin de bu konularda hassas olması lazım. Talep etmesi lazım. Dikkat çekmesi lazım. İtiraz etmesi lazım. Yanlışa yanlış demesi lazım. Bu olmaz demesi lazım. Hiç kimse dinimize, dinimizin iki ana kaynağı olan Kur'an'a ve sünnete saldıramaz demesi lazım. Bu kafir memleketlerde kafir gavurcuklar bugünlerde görüyorsunuz, Kur'an'ı tekmelemeler, Kur'an'ı ateşe vermeler, güya ifade özgürlüğü diye adlandırılan bir olay içerisinde Kur'an'ı yakmaları, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bir terörist olarak çizmeleri, ya bütün bunları görüyoruz. Bunlara müsaade etmek istemiyoruz. Elçiliğimizin önüne geliyorlar, Kur'an'ı yakıyorlar. Türklük düşmanlığı, İslamlık düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı yapıyorlar. Halklarını, kendi halklarını düşmanca yetiştirmek, onların niyetlerini düşmanca niyetler haline çevirebilmek için bu olayları sergiliyorlar. Ve biz bunu reddediyoruz, telin ediyoruz. Ancak kendi ülkemizde bile yahu
Kendi ülkemizde bile biri çıkıyor, sünnet kaynak değildir diyebiliyor. Biri çıkıyor, ben Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna inanmıyorum. Peygamberin kelamıdır. O da bilmiyordu ya, okur yazar değildi, kafasına göre bir şeyler söyledi diyecek kadar ileri gidebiliyor ve biz de buna maaş veriyoruz. Ya sen kendi ocağında türemiş olan o virüsün kafasını bir koparsana ya. Ondan sonra Danimarka'ya bak. Ona bir sıra gelsin. Biz bu konuda daha hassas olmalıyız. Daha bilinçli olmalıyız. Müsaade etmemeliyiz. Milli manevi değerlerimize ne yurt içinde ne yurt dışında saldırılmasına müsaade etmemeliyiz. Müslümanlık onuru bunu gerektirir. Müslümanın şahsiyeti, yüksek şahsiyeti böyle olmayı gerektirir. Herkes Rabbini bilecek, Rabbine saygılı olacak. Kitabı bilecek, kitaba saygılı olacak. Peygamberi bilecek, ona saygılı olacak. Olmayan varsa desin ben Müslüman değilim. Ama Müslüman olmasam bile benim dinime hakaret etme hürriyetin yoktur kardeşim. Yoktur. Yoktur. Ben senin dinsizliğine hakaret ediyor muyum? Nasıl yaşarsan yaşa. Ama benim inancıma yüzüme bakarak küfretme hakkına sahip değilsin. Bunlara dikkat etmemiz lazım değerli kardeşlerim. Konuya daha giremedik. Ancak vakitte bitti. Anlatmam gereken daha birçok konu var. Burada bitirelim. Ezan okundu. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz camimizin arka tarafında bir şadırvan, tuvalet şadırvan yaptırıyoruz. Sizin desteklerinizle, belediyemizin desteğiyle, halkımızın desteğiyle, el birliğiyle bunu başaracağız. Üstüne de bir Kur'an kursu. Yani aslında merkez Kur'an kursumuz var. Şubesi olarak, yani yetersiz, şubesi olarak devam edecek bir Kur'an kursu yaptırma çalışması içerisindeyiz. Bunu yaparken de kaynak sorunu yaşıyoruz. Elimizde, avucumuzda ne varsa şimdiye kadar harcadık. Bundan sonra artık borçlanacağız. Bu hafta bütün camilerimizden yine kaymakamlığımızın oluruyla bir sergi usulü yardım toplayacağız. Allah verenden de vermeyenden de razı olsun. Veren olduğu için verir, vermeyen de olmadığı için veremez. Ama vermeyen olmadığı için veremeyen de vermiş gibidir. Niyetine göre vermiş gibidir. Zoraki bir şey yok sizin eseriniz. Biliyorsunuz yani müftülüğümüzün altındaki tuvaletler ve şadırvanlar akkuşumuzun yüzünü artmıyor. Yani daha güzel olması lazım. Daha nezih, daha temiz olması lazım. Ve 24 saat açık bütün halkımıza hizmet edecek olan bir, bütün esnafımıza da hizmet edecek olan bir mekan. Allah rızası için buralara yardım eden kardeşlerimiz var. Daha çok olmasını istiyoruz. Yani burada içinizde var. İnanın böyle bakıyorsunuz yani kılık kıyafetine, hani daha güzel bir takım elbise giyebilir, giymemiş ama getiriyor, al hocam diyor 30 bin lira. İyi para yani. Bir kişi yani. Allah razı olsun. Kadınlar mesela daha çok gayretliler. Ablalar var. Geçen biri gelmiş, hocam 9 bin lira para topladım diyor, buyur. Daha da topluyorum diyor. Madem böyle bir iş yapıyorsunuz, biz kadınlar olarak destekliyoruz diyor. O zaman ben şunu diyorum, erkekler nerede? Erkekler de harekete geçecek, bu işi alnımızın akıyla yapacağız. Gayretlerimizle yapacağız. Allah-u Teala kazançlarınıza bereket ihsan eylesin. Niyetlerinizi makbul eylesin. Allah-u Teala vermiş olduğunuz, verecek olduğunuz yardımları vücudunuzun, eklemlerinizin sadakası eylesin. Amin. Sağlık olarak size geri dönmesini nasip eylesin. Amin. Huzur olarak size geri dönmesini nasip eylesin. Bereket olarak size geri dönmesini nasip eylesin.
Allah cümlenizden razı olsun. Cumanız da mübarek olsun. Ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El-Fatiha.